Herkese merhabalar. Bu videoda Ebebek Mağazacılık Şirketi'nin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi şirket 2023 yılı yıllık bilançosunu açıkladı. Enflasyon muhasebesinin etkilerini burada görmeye başladık. 10 çeyreklik olarak Türk lirası bazlı satışlara baktığımızda satışların orta uzun vadede arttığını görüyoruz. Fakat enflasyon muhasebesi uygulanmış iki bilançoyu karşılaştırdığımızda geçen yıla göre satışların azaldığını görüyoruz. Faaliyet kârı tarafında ise hem geçen yıl hem de bu yıl aslında faaliyet kârı yapmadığını görüyoruz enflasyon muhasebesinin uygulandığı dönemlerde. Hatta faaliyet kârının zarara gittiğini görüyoruz. Net kâr tarafında artış var orta uzun vadede fakat geçen yılın aynı dönemine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoya göre net kâr tarafında da zarar var. Şimdi burada şunu iyi anlamak lazım. Bu perakende şirketleri aslında kârlarını stoklarının değeri artması nedeniyle yapıyorlarmış. Şimdi enflasyon muhasebesi uygulayınca bu değer artışı faaliyet kârı içerisinde görünmediği için faaliyet kârı tarafında aslında zarar ediyorlar. Sadece stoklarının değer kazancı nedeniyle yani raflarında bulunan ürünlerin enflasyon nedeniyle değer artışı nedeniyle kâr ediyorlar. Net kâr görünüyor. Aslında bu şirketler dediğim gibi faaliyet kârı yapmıyor. Sadece enflasyon değerlemesi nedeniyle sürekli kâr ediyordu. Şimdi enflasyon muhasebesi uygulanınca şirketlerin aslında faaliyet kârının çok düşük olduğu perakendeden bahsediyorum. Perakende şirketlerinin aslında faaliyet kârının çok düşük olduğu kârların hepsinin stokların değerlemesi kaynaklı enflasyon nedeniyle yukarıya gittiği anlaşılmış oldu. Enflasyon muhasebesi uygulanmaya devam edecek bundan sonraki 3 yıl boyunca neredeyse. Dolayısıyla bu perakende şirketlerinde enflasyon muhasebesinin negatif etkisinin devam etmesi ihtimali çok yüksek. Bunu bir öncelikle net anlamak lazım. Yani şu ana kadar perakende şirketleri enflasyon nedeniyle çok olumlu, pozitif ayrıştılar. Fakat enflasyon muhasebesi uygulandıkça da negatif ayrışacaklar. Çünkü stoklarının değerlemesi arttıkça bunların üzerindeki vergi yükü de artacak. Yani artan bu stok fiyatları bir kazançmış gibi görünecek muhasebesel tablolarda ve bunun içinde vergi ödeyecekler. Satış yapmadıkları halde stoklarının artması nedeniyle vergi ödemek durumunda kalacaklar. O yüzden bundan sonra bu perakende şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulandığı sürece negatif etkilenme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Sektörel bir sorun olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte enflasyon muhasebesi nedeniyle. Bir de dolar bazında bakalım. Kur etkisinden arındırmış olalım. Dolar bazında baktığımızda da yine satışların orta vadede artsa bile enflasyon muhasebesi uygulanmış kısma göre geçen yıla göre satışların düştüğünü görüyoruz. Faaliyet kârının yine geçen yılın aynı dönemine göre daha büyük bir zarara eriştiğini görüyoruz. Net kâr tarafında da yine enflasyon muhasebesi uygulanmış. Geçen yılın aynı dönemine göre kârın düştüğünü görüyoruz. Fiili dolaşım oranı 24.74. Ben 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin de halka açıklık oranı güvenli bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman yüksek çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyorum. Piyasa acaba olması gereken fiyattan daha mı yukarı, daha mı üst seviyede fiyatlıyor bu şirketi diye kafamda bir soru işareti oluşturuyor. Ortaklık yapısına bakalım. Ahmet Afif Topbaş sermayedeki payı %16,51. Oy hakkı oranı 20,18. Mahmut Muhammed Topbaş 15,68'e 17,26. Musa Topbaş, Halil Erdoğmuş, Fatma Hande Topbaş ve Fatma Zehra Ülker
Bu şirkette sermaye sahipleri ve oy hakkı oranları da paylarına göre yüksek. Diğer dediği halka açık kısmın sermayedeki payı %29,65, oy hakkı oranı 20,47. Eşit ve adil olmayan bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime eklemiyorum. Tabii ki kısa vadede alsatlar yapılabilir. Sizler yatırım yapmadan önce mutlaka bu hakim ortakları araştırmalısınız. Bu kişilerle ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz diyorum. Sermaye arttırımı ve temettüler kısmına baktığımızda temettüler tarafında herhangi bir veri yok. Zaten halka arz olan, yeni halka arz olan bir şirket olduğu için zamanla oturacaktır. Acaba bir temettü ödeme alışkanlığı var mı yok mu? Bunu zamanla göreceğiz. Sermaye arttırımları kısmında da henüz bir veri yok. Zaten yeni halka arz olduğu için yakın zamanda bir sermaye arttırımı ihtiyacı hissetmeyebilir. Fon pozisyonlarına bakıyoruz. Birçok yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu gayet güzel. Birçok yatırım fonu bu şirketi yatırım yapmaya uygun olarak görmüşler ve portföylerine eklemişler. Kârlılık oranlarına bakalım. Brüt kâr marjı son bilanço ile birlikte %28,17 olarak görünüyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,19'muş. Kâr marjının artmış olması esasında pozitif bir gelişme olarak söyleyebiliriz. Faaliyet kârı marjı tarafında da şu anda %6,34 gibi çok düşük bir kâr marjıyla çalışıyor şirket. Esasında geçen yılda %3,42'ymiş. Enflasyon muhasebesinin uygulandığı iki bilançoyu karşılaştırdık. Faaliyet kârı marjının arttığını görüyoruz. Bu da gayet güzel bir görüntü diyebilirim. Şöyle bir de öz kaynak kârlılığının eriyor olması tabii ki negatif bir görüntü. Bir de borçluluk oranına bakalım. Şirket nette borçlu bir şirket. Borçları çok yüksek değil. Özellikle halka arz geliriyle birlikte borçlarının bir kısmı temizlenmiş görünüyor. Çok yüksek bir borçluluk oranına sahip bir şirket değil. Fakat nette borçlu bir şirket olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi bir de grafiğine bakalım. Acaba grafik bize neler söyleyecek? Halka arzı olduktan sonra diğer halka arzı edilen şirketler kadar yukarıya gitmedi. Satışlar yedi. Halka arz edilme fiyatı belki piyasa tarafından yüksek olduğu düşünüldü ve çok yukarılara gitmeden bir yatay sürece girdi. Esasında perakende şirketleri enflasyon yüksekken yükselmeliydi bu şirkette. Fakat enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra düşüş olabilirdi. Fakat çok stabil bir hareket görüyoruz. Yani yeni halka arzı olan şirketlerde ilk 2 yıl içerisinde sert ve yukarı hareketler olma ihtimali yüksek. Öncelikle onu söyleyelim. Hani buradaki işlerin kötüye gitmesi ya da iyiye gitmesi, işte enflasyon muhasebesinin şirketin işlerini, vergi giderlerini arttıracak olması gibi sorunlar ayrı sorunlar. Hisse fiyatı bambaşka bir soru. Hisse fiyatı şirketlerin işleri kötü giderken de yukarıya gidebilir. Ve şirketlerin işleri iyi giderken de aşağıya düşebilir. Hisse fiyatı, piyasa fiyatlaması maalesef bazen işlerden, şirketten uzaklaşabilir. Dolayısıyla burada tahtacının, işte patronun ne yapacağını bilemeyiz. Biz sadece hisse fiyatıyla işler arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. İşler iyiye gittikçe uzun ve orta vadede mutlaka fiyatın da hisse fiyatının da yukarıya gideceğini düşünüyoruz. Yeni halka arzı olan şirketlerde ilk 2 yıl içerisinde yukarıya doğru büyük atak yaşanma ihtimali yüksek. Ben bu şirkette de 2 yıl içerisinde yukarıya doğru büyük bir atak yaşanma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yeni halka arz olduğu için işler kötüye gitse bile enflasyon muhasebesi şirketin işlerini ve giderlerini, vergi giderlerini arttırsa bile fiyat hareketinin yukarıya gitme ihtimali yeni halka arz olan bir şirket olduğu için bana daha yüksek gibi görünüyor. O yüzden küçük çaplı alımlar aslında yapılabilir. Sadece bu fikre dayanarak, yani yeni halka arz olmuş ve büyük bir atılım yapacak fikrine dayanarak küçük çaplı alımlar aslında yapılabilir. Şu anda bir destek noktasında, zaten 60,35 bu şirkette bir destek noktası. Teknik olarak baktığımızda 55,05 bölgesi de
Diğer destek noktası eğer gelirse 46-50 bölgesi halka arz olduğu fiyat alım için bir fırsat olur. Önümüzdeki süreçte piyasada bir dalgalanma olma ihtimali yüksek. Seçimden sonra ekonomi politikalarında oluşabilecek bazı dalgalanmalar nedeniyle bütün hisse fiyatlarında büyük çaplı dalgalanmalar olabilir. O sırada da eğer gelirse öyle bir dalgalanma sırasında 46-50 değerine gelirse bu şirket için bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. 55 ile 46 arasındaki değerler orta vade için özellikle hani büyük çaplı bir yukarı hareket yapmayan yeni halka arz olmuş bir şirket için bir alım fırsatı olarak görünecektir diye düşünüyorum. 46-50 ve 55-05 arasındaki bölge büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte yaşanacaktır ve bu bir alım fırsatı olacaktır. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.